işsizlik oranlarıyla gitmek istemiyor. Yatırımları arttırarak işsizliğin azaltılması amaçlanıyor. Kaynaklar, Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Türkiye'de ekonomi yönetilemiyor yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia ediyor. Bunun da psikolojik olduğu iddiasında. Şimdi bunu söyleyenlerin başında Emin Çapa sen de gelirsin. Ekonomi yönetilemiyor, yönetilmiyor deyip duruyorsun. Bunun psikolojik bir algı oyunu olduğu, yani senin bir tür manipülasyon faaliyeti içinde olduğu, hatta faiz lobisinin elemanı olduğunu bile söylenebilir buradan. Hadi onu geçelim, itiraf etmeni beklemiyorum tabii ama. Şimdi Hande'ye demişler ki saray kaynakları, acı reçete uygulanacak. Ama bu politika sayesinde 2023'e giderken faiz düşünce o krediyle, kredi faizleri de düşecek tabii, kamu bankaları düşürdü dedim ya zaten, yatırımlar artacak, yatırım artınca işsizlik azalacak. Bu arada faiz sebep enflasyon sonuç olduğu için enflasyon düşecek. Mevsimlerden ilkbahar olacak ve hepimiz gülümseyeceğiz diyor. Ben demiyorum, bakma öyle. Diyor ki işte şey, Cumhurbaşkanlığı kaynakları Hande'ye, Hande de bizi diyor. İstiyorsan geçebilirim. Uykum geldi de. Şimdi şöyle, Nasrettin Hoca'nın borçlusu kapıya gelmiş. Herkesin bildiği fıkra. Ay Hoca, babam çok sık anlatırdı. Şahanedir. Borcunu öde. O da ne demiş? Merak etme, şu anda ödeyemem ama ödeyeceğim. Dikenler diktim. Dikenli tel. Koyunlar oradan geçiyor. Koyunların oradan geçerken tüyleri takılacak. Ben onları toplayacağım. Eğireceğim. İplik yapacağım. Satacağım. Senin de borcunu ödeyeceğim. O da ne demiş? Gülmüş tabii alacaklı. Paranın kokusunu alınca nasıl da geliyorsun. Bir de bunun bir başkası var. Şimdi benim oğlum Penguen dergisini çok severdi. Biz de çok severdik. Ve onu alırdık. Şimdi karikatür kimin de hatırlamıyorum. Çok özür diliyorum o karikatürist arkadaştan. Bir karikatür. Böyle bir masanın arkasında müdür kılıklı bir adam oturuyor. Artık İK müdürü mü, şirketin müdürü mü bilmiyoruz. Karşısında genç birisi oturuyor. Ama gözler böyle. Şaşkınlıkla müdür diyor ki CV'nizde deli olduğunuz yazıyor diyor. Karşıdaki çocuk izah veriyor. Yani anlamadıysan deli kim diye. Kafadan çatlak anlamında diyor. Hani anlamadın yani deli oldum. Şu anda durum bu. Yani biri bize diyor ki ben deliyim. Biz de diyoruz ki kafadan çatlak mı yani diyoruz. Çünkü inanamıyoruz onun deli olabileceğine. Hani ya gerçekten deli olamaz. Yani olamaz bu deli diye. Bu ruh hali içindeyiz. Faiz indirimi olmayacak, atlatılacak falan diyenler bu ruh hali içindeydiler. Bu ruh. Çünkü itfaiyenin evi yakması eşyanın tabiatına aykırı. İtfaiye evimizi yaktı. Yani eşyanın tabiatına aykırı, akıl tarafında olan bir şey değil. Onun için hepimiz bir kenarda bir umut besliyoruz. Ya acaba mı, hani mı bir yerden bir böyle bir ülke yararına, şu halkın yararına bir şey olabilir mi? Ayşenur Aslan, Türkiye'nin sorunu Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi bilmemesi değildir. Bildiğini zannetmesidir diye ben senin yayınında söyledim biliyorsun ilk kez. Sorun şurada. Gerçekten Recep Tayyip Erdoğan bir yatırım danışmanı olsaydı, diyor ya ülkeyi hani şey gibi yöneteceğim, şirket yönetir gibi. Recep Tayyip Erdoğan bir CEO olsaydı çoktan patronlar onu oradan alıp çıkarmışlardı. Türkiye şirket. Nereden? Örnek vereceğim. Recep Tayyip Erdoğan 2 Aralık 2016'da dedi ki dövizlerinizi satın, bana güvenin. Ben ülkeyi o kadar yöneteceğim ki dövize dokunanın eli yanacak dedi. Bakın 2016 2 Aralık'ı dolar 3.58. 1000 dolarınızı Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiniz. Ben çarşamba günü bunu ayrıntılı anlatacağım. Önümüzdeki hafta çarşamba dünyanın bir miralinde. 3580 liraya sattınız 1000 dolarınızı. 3580 liraya. Bugün o 1000 dolar kaç lira? 11.000 liranın üzerinde. Oo. Zararınız ne kadar? 7500 lira. İki kat zarardasın. Kaç yılda bu? 6... 5 yıl işte. 5 yılda. Bakın %2. Arkadaşlar o zamanki paranızın 3 katından bahsediyoruz. 3 katından.
3.580 lira nerede? Recep Tayyip Erdoğan'a güvenip 1000 dolarını. 11.080 lira nerede? 3 katlık, 3 katlık bir fark var arada. 3 kat. 3 kat zarar ettiniz. Sonra en son çağrısını da 3 Ağustos 2018'de yaptı. Üçüncü çağrısıydı bu arada. O zaman onu dinleseydiniz, dolar kuru 5.11 sayın seyirciler. 5.110 lira 1000 doları bozdunuz Recep Tayyip Erdoğan'a 2018'de. Akıllanmadınız. Bu adamın her dediğinin tersi çıkıyor demediniz. Kafayı yediniz ve gittiniz bozdunuz. 5.110 lira. Bakın 5.110 lira. Bugün 11.000 küsur lira. Yani zararınız 5.970 lira. Bu adama bir daha güvenip paranızı yatırır mısınız? Bu adama böyle bir yatırım danışmanı, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye şirket kimi edecek ya, diyelim ki yatırım danışmanı, sizin de paranız var, bu parayı ne yapayım diye gittiniz ona sordunuz. Onun dediğini yaptınız. Yahu her dediğini yaptığınızda zarar ediyorsunuz. Gidip paranızı ona emanet eder misiniz? Etmezsiniz. Ama neye emanet ediyorsunuz? Ülkeyi, kendi geleceğinizi, çocuklarınızın geleceğini, doğmamış benim torunumun geleceğini emanet ediyorsunuz bu kişiye yahu. Muhalefet ediyor ya, iki koyun versen kaybederler. İki koyun versek, iki koyunu satıp parayı cebe atıp bize gelip koyunları çaldılar dersiniz. Böyle bir iktidardan bahsediyoruz. Ne olur yapmayın artık. Yapmayın. Ben ekonomi biliyorum kitabını yazdım. Evet, yazdığınız kitabı. İşte yazdığınız kitap bu. İnsanlara dolarını satın dediniz. Bir insana dolarını satın dediğiniz anda onun sorumluluğu sizin üstünüzdedir. Artık o adamın zararının nedeni sizsiniz. O doları tutacaksınız o zaman. Öyle kıvırmayacaksınız. Yok böyle bir şey. O doların sorumluluğunu taşıyacaksınız. Yani mutfaktaki yangını geçtim. Size güvenip, AKP seçmeninden bahsediyorum. Size güvenip dolarını satandan bahsediyorum. Bu ülkede kimin doları var? Bu ülkede kimin doları var? Bu ülkede... Bir dakika, ikinci bölümde anlat. Tamam, peki. Birinci bölümde dedim ya sarayın medya mesaisi diye gazetecilerin sorularını yanıtlamışlar ya da işte bilgilendirmişler. O anlamda mesaiden söz ediyorum elbette. Onlardan biri Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya. Muharrem Sarıkaya da hani faiz yükseltildi ama bilin neden yükseltildi deyip olumlu bir yanından bakmaya çalışmış ya da ona verilen bilgi o yöndeymiş. Diyor ki Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, kredi kartı borcunu bir başka kredi kartıyla kapatmaya çalışan oldukça geniş bir kesim var. Faizden de oldukça bunalmış durumdalar. Bunun yanında bankalardan aldıkları kredi borcunu kapatma derdine düşmüş orta ve orta alt gelir grubundaki kesimler de mevcut. Buna bir de orta sınıftaki tüccar, esnaf ve sanatkar eklendiğinde aslında faizle ilgili sıkıntısı olan AK Parti'nin ağırlıklı olarak oy aldığı kesimlerin yükünü üzerinden kaldırıyormuş faiz indirimi. Bu kesimlerin yaşam akışlarında ihtiyaç skalalarının herhangi bir yerinde döviz yer tutmuyor. Dolaylı olarak doğalgaz, petrol fiyatlarından etkileniyor. Ancak toplam kütlenin içinde faiz indirimi onları ayrıcalıklı kılıyor. Erdoğan da hem muhafazakar hem de orta ve alt gelir grubunda yer alan seçmeninden %70'inden fazlasını oluşturan bu kesimlerin rahatlamasını sağlamanın olanağını onlara sunuyor. Yani kredi kartı faizi, işte banka kredisi alan o esnaf, sanatkar vesaire ne oldu, bunu da mı beğenmedin? Neyse, ikinci bölümde konuşalım. Muharrem Sarıkaya benim saygı duyduğum, aklı başında olduğunu düşündüğümüz bir meslektaşımız. Ama yani öyle bir bilgi vermişler. Yani şeyin faiz politikası Erdoğan'ın bunu amaçlıyormuş. İkinci bölümde niye öyle baktığını sorarım. Emin Çapan'ın. Bu arada tabii seçim meselesini de konuşacağız. Hande Fırat ne sinyali veriyor? Hedef 2023 seçimleri erken seçim olmayacak. Çünkü ortalık yangın yeri. O zamana kadar ya tutarsa, hani bu politika ya tutarsa, ya işte mevsimlerden
İlkbahar olursa, her yer Akdeniz olursa seçimi konuşacağız. Çünkü herkes artık şurasına gelmiş durumda. Herkes derken bir dakika, birileri susuyor galiba. Onları da konuşuruz. Bu arada DİSK bir toplantı yapacak, açıklama yapacak.